Erdal, nedir bu? O senin kıymetli oğlu, bu konağın hissesini bu karın üzerine yapmış. Ağzını topla! Kes lan sesini! Asıl sen kesme! Kes lan sesini! Bayan Hayde, sen de. Kızlar mutfağa geçin. Ben bu adamla yalnız bırakmam. Mutfağa geçin diyorum. Bayan Hayde, sen de. Siz de. Kimsin? Geldin buraya, huzurumuzu bozdun. Bari sus. Sen benim muhatabım bile değilsin. Yeter be! Anamla düzgün konuş. O kim biliyor musun sen? Hale bak ya. Annemi yalnız buldular. Hepsi manyak bunların. Kızlar durun, karışmayın siz. Baran, sen karışma. Nalin. Haydi sen de odana. Ana haydi sen de. Hiçbirdir. Daha önce olanlar da sen buraya ait değilsin. Buna engel olamazsınız. Burada sizin olduğu kadar bizim de hakkımız var. Vallahi buraya yerleşecekler. Ben sana değilim. Lan! Ne hakkı lan? Ne hakkı? Burada sana nefes almak bile haram. Benim tek derdim çocuklarımın geleceği. Eğer arsayı satarsam burada sizinle bir dakika bile durmaya niyetim yok zaten. Bana bak. Murad'ın, kardeşimin hatırı olmasa ne ben seni arardım ne de sen buraya adım atabilirdin. Anladın mı? Ben ne yaptım size? Başka biriyle evlendirmek istemişsiniz, bunu biliyorum. Ama Murat bana aşık oldu, beni sevdi. Ben de onu. Biz çok mutluyduk. Beni geçin. Yeğenleriniz de mi ortada kalsın? Git o zaman, eniklerinle otelde kal. Parasını ben veririm. Unuttun galiba. Sayende bütün oteller dolu. Ben kimseden sadaka istemiyorum. Burada hakkım var ve kalacağım. Burada mı kalmak isteyin? O zaman sana kalacağın yeri göstereyim, gel. Bak! Yürü! Anne! Yürü! Bırak! Gel, gel! Bırak, gel. Kolum acıyor. Kolumu acıtıyorsun. İşte burada kalacaksınız. Beğendin mi? Beğendin mi kalacağın yeri? Ya benim ya! Bıraksana annemi! Sen, sen! Gel! Yeter Kendal! Konakta onların da hakkı var. Ana! Yukarıda iki tane boş odamız var. Çıkın yerleşin. Teşekkür ederiz Kadriye Hanım. Onlar senin düşmanı değil Kendal. Murat'ın emaneti. Merhamet etmeyene Allah da rahmet etmez. Al abi şunları. Ne bu teyzem kızı? Altınlarım. Al bunu da. Banka cüzdanı. Murat'ın verdiği harçlıkları biriktirmiştim. Barana kısmet diyordum ama. Ne olacak ki bunlar? Abi bunların hepsini ver şu kadına, çeksin gitsin buradan. Vallahi teyzem kızı iyi biriktirmişsin ha. Bu kadın için bu para çekirdek parası. Ama dur bakalım. Benim de elim bollaşınca üstünü tamamlarız, olur biter. Sen şu altınlar ne kadar ediymiş bir öğren hele. Al kızım. Ana. Al.
Fatma Dine'yi. Bu altınlar benim odamda dur aşk. Ya ana, Narin kendi istedi. Ben de üstünü tamamlayacaktım. Olmaz öyle şey. Kız tutsan. Düşecek, düşecek. Emine abla, ağlığı bana vermesene. Yüklüyüm biliyorsun. Gördün değil mi? Narin'i almışlar salona, kraliçe gibi baş başa konuşuyorlar. Teyze kızı baş tacı, ağanın karıları da böyle hizmet etsin. Sus, sen şuna bak. Bu evde artık huzursuzluk, kavga istemeyeyim ben. Ana, huzursuzluğu yaratan ben miyim? Narin! Sinirlenmek de haklı ana. Huzuru bozan o değil ki. Sen onu bırak da Narin'in altınlarını, parasını ne diye almaya kalkışsın, sen onu deyiver bana. Ya ana, sen niye karışın ki? Kumamı gönder diye yalvar yakar oldu. Benim de durumum malum, işler sıkışık. Yani mal mı satayım şimdi bunun için? Gerekirse sat. Sen hiç yol izan bilmez misin oğlum? Ha? Kadının parasına, altınına dokunulur mu hiç? Ha? Adam olan yapar mı bunu? Sen babandan böyle mi gördün? Savaş anını araştırdım ha. Rapor vermeye hazırım. Sen ne yapayım, benim peşimde? Takip ediyorum ha. Sebep? Korumalık yapıyorum ağam. Hani büyük insanların hep koruması olur ya peşlerinde. Ulan ben senden bunu mu istedim? Bir kere de verdiğim işi adam gibi yap be. Yaptım ağam. Savaşana gittim, kimseler yok. Yalnız o İzmaritlerin olduğu ev var ya, bizim Recep'in nenesinin eviymiş. Oraları en iyi Recep bilir. Bir de ona mı sorsak? Sus lan, sus. Bir daha bana akıl vereyim. Kaybol gözümün önünden, haydi. Rapor dediğin bu muydu? Yürü! Yalnızlığına kendi alışan verdi. Yalnızlığına. Kara gün, kara gün, adın gibi bahtım, kara, kara, kara Bana öyle bakma baba. Bana öyle bakma. Yeminle, yeminle isteyerek olmadı. Kendimi kaybettim. O geldi üstüme. Bak dedim Murat, yapma. Yapma dedikçe üstüme geldi.
sen olsan ne yapardın baba? Alıp gidercim dedi Baran'ın. Sözünü hiçe saydı. Sana söz vermişti. Bize söz vermişti. Sen gittin. Ama ben her gün ciğerimde bir top korla yaşadım. Haberin var mı? Ama senin en kıymetli oğlun Murat, değil mi? Gördün işte o kıymetli oğlunu. Kurduğun fabrika, atadan kalma topraklar, onun borçları yüzünden acizli. Hayatımızın içine etti baba. Hayatımızın içine etti. Çok çaresizim baba. Çok çaresiz. Ama sana bir şey diyeyim mi? Hiç pişman değilim. Sana yeminle hiç pişman değilim. Hayırdır ağam? Ya insan bir merhaba der. Ne oldu ağam? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Bir acı kahveni içeceydim de. Aşağıdayım. Ha. Tamam, bekleyin, ben geliyorum. Buraya nasıl gelirsiniz ağam? Kardeşim evde. Bir gören mören olacak. Ya bir şey mi dedik? Ya acık abini içip gidecektim. Fabrikada yaparım ben o kahveyi size. Peki. Hayırlı geceler. Tek başına ne edeyim burada teyzem kızı? Uykum kaçtı abi. Baran döndü mü? Dönmedi. Recep'te kalacakmış bu akşam. Hey, elleme. İçini döksün çocuk. Öyle. Sen iyi misin abi? İyi işte. Nasıl olsun? Narin, bana bir maden suyu ver de kendime geleyim. Olur. Önemli değil, ben toparlarım. Abi, bunları gönderebileceksin değil mi? Kızım, ben hangi sözümü tutmadım ki şimdiye kadar? Ya ne bileyim, ben sinirlerim bozuldu. Bir açık edeceğiz diye çok korkuyorum. İşte o yüzden seni uyarıp durayım ya.
Şüphe uyandırmamak için ne kadar geri planda durursan o kadar inan. Özlem'le Emine abla bile bugüne kadar hiç şüphelenmedi. Ama bu kadın aynı değil. Bu sorular soruyor, böyle ortalığı karıştırıyor. Ben sana yıllar önce ne söz verdiysem o sözün ardındayım Narin. Ben sağ olduğum sürece bu sırrı kimse bilmeyecek. Bana güvenin değil mi? Güvenmez olur muyum? Hem de karlı dağlar gibi. Zaten bugüne kadar ayakta kalıp sabredebildiysem seninle oğlum sayesinde. Oğlumuz. O benim de oğlum. O da sana çok düşkün. İnşallah düzenimiz bozulmaz. Bugüne kadar nasıl davrandıysak öyle davranmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar kimse anlamadı. Zaten böyle bir şeyde kondurmak akıllarına bile gelmez. İnşallah. Yalnız sen de sıfatına, sözlerine dikkat et. Ebru karısı Guma olduğunuzu öğrenirse ortalığı karıştırır. Ucu da bize dokunur. Anladın mı? Allah cezanızı versin size. Günaydın abi. Günaydın teyzem kızı. Rahat uyudun mu dün gece? Sağ ol abi. Özlem, bir çay dök. Baş ağrısıyla uyandım. Daha çok başın ağrır senin ana. Vay aslanıma bak benim koçum. Gel. Amca. Hoş geldin oğlum. Oo, evin prensi de gelmiş. Nerede bunlar? Babaannenin merhameti tuttu. Yukarıdaki odaya yerleştiler. Baran. Nereye oğlum? Gel kahvaltıya otur. Recep abi de yaptın mı? Baran. 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 Hele dur bakayım. Ya oğlum beni niye peşinden koşturdun? Ben senin kadar genç miyim ya? Ne diyeceksin amca? Nasılsın bakalım? Nasıl olayım onlar buradayken? Hayır, neden anam babamın evde olduğunu saklıyoruz ki? Baran, koçum. Amca, belki bilse o kadın da burada kalmak istemez. Çekip gider. Oğlum, sen daha çok toysun, kadınları tanımayın. Kadın kısmı kıskançtır, rekabet sever. Ebru karısı anneni öğrense inadına gitmez, burada kalır. Öyle mi diyorsun? Evet. Sakın bir hata yapıp da ağzından kaçırayım deme. Biz neye gizliyik sanayım? Bunun için. Akıllı ol oğlum. Boşuna konuşur muyum ben? Haydi bakalım. Üstünü değiştir de aşağıya kahvaltıya in. Sonra da fabrikaya gidelim. Ben okula gideyim amca. İyi. Yat bakalım. Asma yüzünü teyzem kızı. Sana hiç yakışmıyor. Ah şöyle. Senin yüzünü güldüreceğim yakında. Güven bana sen. Maşallah. Allah muhabbetinizi bozmasın. Ne diyorsun kız sen? Ne diyeceğim ağam? İnsan imreniyor tabii. Sana karı değil de teyze kız olmak varmış. Saçma sapan konuşma kız. Bana bak. Bir daha kızıma dokunmayacaksın. Kime diyorsun sen ya? Sana diyorum elbette. Sen kafayı mı yedin ya sabah sabah? Tövbe tövbe. Adanın her yeri mosmor olmuş. Ne yaptın kızıma? Kendal ne diyor bu? Ne bileyim ana, kabus görmüş herhal. Bana bak. Kızın kaçar benden bilirsin, ayağı sürçer benden bilirsin. Yetti be. Ya
Ya anne, ben otobüsten inmek istemedim. Direnirken oldu. Al işte. Niye bana söylemedin? E tam anlatıyordum, dinlemedin ki. Fırladın hemen. Kardeşimin ömrünü yedin. Beni de delirt tam olsun. Affedersin. Canın cehenneme sabah sabah. Anne, hadi gidelim buradan.